Mutlu günler sevgili seyirciler. Bir haftanın ardından yeniden birlikteyiz. Bin Garaj'a hoş geldiniz. Geniş yelpazede yeni marka otomobillerin test sürüşleri, otomotiv sektörüne emek verenleri yakından tanıdığımız bölümümüz, simülasyon koltuğunda oturan çok özel konuklarla sektöre ait son haber ve gelişmeler bugün de sizleri bekliyor. Bin Garaj yeni bölümüyle başlıyor. Japonya denince aklınıza anlık birçok şey gelebilir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Tokyo. Lezzeti kendinden büyük sushi, geleneksel Japon sporu sumo güreşi, kısa ömürlü güzellik sakura, acısı hala taze olan Hiroşima felaketi ve son olarak muhteşem teknolojileri. Tüm bunların yanına otomotiv sektörü de eklenince ortaya bambaşka ama etkileyici bir ekonomi çıkıyor. Dünya otomobil sektöründe en çok araç üretimiyle ikinci sıraya yerleşen, çıkardığı modellerle herkesime seslenen, bununla da yetinmeyip 90'ların başında kendi iç pazarına değil de Amerika yaşamına uygun bir markayla sektöre damga vuran ve bu markayı 2000'li yılların başında dünyaya ve kendi ülkesine sonradan pazarlayan SUV yapısının öncülerinden bir markayı sizler için test ettik. Zor koşullar altında güzel bir arabayı çekeceğiz bugün. Koşullar bize fark etmez. Bugün çok güzel bir premium'un yanındayız. Ne, elmas kesim mi diyeceksin buna? Vallahi üstü farklı, altlı farklı, ben bir isim bulamadım ama çok kimlik kazandıran bir ön panjurla Lexus markasının yanındayız Gökhan. Elmas kesim diyebilirler ama ben gene buldum buna. Bu bizim Antep'in baklavalarına benziyor, çok güzel. Yiyesim geldi bana. Bayılıyorum. Bu arada Gökhan, hadi hava soğuk, ben de kepimi giydim kısa saçlarla da sen bugün kasketle falan hayrola. Vallahi benim de üşür dedim ama şapka çıkarılacak bir araba tanıtacağız bugün. Gerçekten Lexus çok enteresan bir tarihi var. Tarihi tabii Ceyhan abiden öğreneceğiz ama o detaylarla beraber gelin hep beraber şu arabanın içine bir girelim. Test sürüşüne başlayalım diyelim. Soğukta da ne sizi ne de bizi tutalım. Ekip de kalabalık, onları da üşütmeyelim diyorum. Hadi o zaman başlayalım. Hadi geçelim. Hadi. Ceyhan abi hoş geldin. Konnichiwa Gökhan san. Sen Japonlara bayağı şey yaptın. Yani o Japon arabasına binince dedin ki böyle yapalım. Şimdi işin aslına bakarsan Japon felsefesinin zirvesinde bir üretim otomobilinin içindeyiz. Biraz onun için Japon ruhunu yaşamak istedim kendi kendime. Ya tarihinden bahsetmek lazım. Çok güzel notlar var. Ecmel Bey'e de teşekkür edelim buradan. O kadar güzel bir sunum yaptı ki. Gerçekten. Yani belki de Türkiye'de ilk olacak. Hem sunum yap, hem arabayı test et, sonra çekimleri yap. Yani sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel bir tanıtım olacak. Ben gene start stop arıyorum. Şimdi burada oturduğum zaman start stop'u göremiyorum. Mutlaka eğilmem lazım. Sol altta. Buldum ama diyorsun. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Başlayalım. Anlatacak çok şey var, inanın. İlk kez zannediyorum bu modeli tanıtacağız Türkiye'de diye. Çok iddialı oldu ama öyle de görüyorum. Yani ben de görebildiğim kadarıyla Türk yollarında ilk testini yapıyoruz markanın gibi. Marka gerçekten çok kıymetli bir marka. Lexus markası. Hani aslında bildiğimiz premium segmentte yer alan. Hı hı. Ve lüks çok segment. Lüks segment. Çok özel ürünler üreten, özellikle Amerikan pazarında çok üst seviyelerde satış rakamlarına ulaşmış bir marka. Ben bunların bilgisini, tabii, daha detaylı vereceğim. Niye kıta değiştirmiş onu da söyleyeceğiz. Ama benim en çok hoşuma giden şey
şuradaki konumdaki bir klasikçilerin o vites kolu. Nefis. Zaten şimdi baktığımızda klasik bir vites kolu yapısı, analog göstergelerimiz ama 3 boyutla yaratılmış bir analog gösterge. Bunun yanında da tamamen teknolojinin getirdiği dijital bilgilerde evet. Her yerde sunuluyor. Dijitali ortaya da koymuşlar. Orada da birçok bilgi var. O zaman yavaş yavaş yola çıkalım ve Ceyhan abinin tarihi bilgilerini beraber dinleyelim. Lexus'a ne olmuş, nereden çıkmış? Şimdi o zaman ben başlıyorum Gökhan konuya. Lexus çok ciddi bir pazar araştırmasının ardından pazarın ihtiyaçlarına göre birebir üretilmiş bir marka. Terzi gibi dokunmuş marka. Şöyle, 1985 yılında Toyota ekibi Amerikan pazarını incelemek üzere çok sayıda insan gönderiliyor. Amerikan kültürü neyi istiyor? Amerikan yaşam tarzı nedir? Amerikan konforu nedir? Hem bunları, de en hareketli şehre gönderiyor. Los Angeles'a, gönderiyorlar. Evet. Ve orada uzun yıllar süren bir inceleme yapılıyor. Gece, gündüz hiçbir maliyetten kaçınmadan ve başlanıyor araba dokunmaya o ihtiyaçlara göre. 1989 yılına geldiğinde Amerikan pazarına yepyeni bir isimle Lexus markası LS400 modeliyle sunuluyor. Ve çok ilginç bir reklam kampanyasıyla birlikte sunuluyor. Arabanın üzerine şampanya bardakları prizma şeklinde diziliyor. Motor çalıştırılıyor. Bunun görüntüleri var. Evet. Sevgili Kansu onu koyacaktır şimdi üstüne. Ama ilkini diyorsun sen. İlkini diyorum. Yani arabanın rahatlığı, konforu, titreşimsizliğini anlatmak üzere bu şampanya kadehleriyle motor çalıştırıldıktan sonra da yüksek devre kadar gaz veriliyor motora. Ve şampanya prizması, bardak prizması olduğu yerde kalıyor. Şu dönüşe ne diyorsun? 4.9 metrelik bir otomobil için, SUV için çok güzel bir dönüş çapı. Burası da bizim dönüş yerimiz oldu. Test burada noktamız. Bütün test noktası. Gerçekten dönüş çapı bu kadar uzun bir arabanın takdire şayan diyebilirim. Ya şimdi kullandığımız araç, biraz da teknik bilgisini vereyim, 2 litre benzinli turbo bir motora sahip. Dur geçeceğiz hemen tekneye yani, geçme, daha içeride bitmedi ki. Bir içeride bitirebilmek mümkün zor değil ki. Zor. Mümkün değil. Bizim çok detay var. Yani güzergahımızı 5 kere daha turlamamız gerekecek belki de. Aynen öyle. Yani bir kere benim arka yine launch köşemden bahsetmeden ben duramam. Öyle bir bacak mesafesi verilmiş ve de sırtlık neredeyse yatak evet. Konumuna gelir kadar da uzanıyor. Rahat bir oturum. Ki tavan yüksekliği, tavan çok, yüksekliği çok iyi. Bardaklıklarımız bir enteresan nokta da burada asansörlü bardaklığımız var. Bardak boyuna göre eğer uzun yani, bir bardak konumlandıracaksa asansörümüz var. Evet, o da buradaki tuşları kapatmamak için anladığım kadarıyla. Hem kapatmamak hem hani dökülmesin, savrulmasın ihtimale karşı. Cep telefonu yerleştirme gözümüz var. Yine kablosuz şarj imkanımız var. Koltuk ısıtma, koltuk klima, ekran muhteşem. Ve klima. Hah, gelelim klimaya. Evet. Evet, nano'ya klima diyelim biz ona. Normal bir klimadan söz etmiyoruz. Normal bir klimada Lexus'un uyguladığı nano'ya teknolojisi. Nedir bu? Şimdi yolculuklarda bizim hepimizin aslında klimalı otomobillerden ve uçaktan, otobüsten her neyse en çok şikayet ettiğimiz nedir? Uf, başım ağrıdı, çok kurudu falan. Doğru, kliması, çalışma sistemini temelinde nem soğurma yatar. Böylece sen de vücudunda ısı kaybettiğini hissedersin, serinlemiş olursun. Ama bu işte zaman uzun süre içerisinde baş ağrısına neden oluyor. Şimdi nano'ya teknolojisi nedir? Lexus aracımızda RX 300'de uygulanmış sistem. Klimayı açtığın zaman çok ince zerreler halinde iyonize su zerreleri evet, püskürtüyor. Negatif iyon partiküller yüzünüze ama bunu hissetmiyorsunuz onu söyleyeyim. Neyi sağlıyor? Nem ortamını sağlıyor. Artı tenin kurumamasını sağlıyor. Artı huzur veriyor bana. En önemlisi, günümüzün en önemlisi içeride bulunan bakteri, virüs
bunları kendi kendine bloke edip yok ediyor. Dolayısıyla hani arabada çok kullandığınız zaman otomobillerde siz de biliyorsunuz sevgili seyirciler bir takım kokular oluşur. O kokuları bu arabada alma ihtimaliniz yok. Çünkü bu sistem o kokuları da engelliyor. Kokunun temel nedeni zaten bakteriler. Aynen öyle. Üremesini de engelliyor bu arada. Yavaş yavaş teknik bilgilere geçelim. Evet. 2 litrelik bir motor. Benzinli motor. Sahip, benzinli bir motorumuz var. Turbo tahvilli bu aracımız için. En önemli şeylerden bir tanesi. Yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi şimdi 2.2 tonluk bir aracımız var. 4.9 metre boya posa sahip. Oldukça ağır. Oldukça ağır ve yapılı bir araç. Buna rağmen yakıt tüketimimiz makul kabul edebileceğimiz ebatlarına göre 8,5 ila 10 litre arasında değişim gösteriyor. Gayet normal bence. 238 beygir güç üretiyor 5200-5600 devir arasında. 350 Nm torka sahip ki zaten gayet güçlü. Hani gaza bastığın zaman bunu çok rahatlıkla hissedebiliyorsun da içeride. Arabayı çok rahat götürebiliyor. Şanzımanı. Bu aracımızda 6 ileri otomatik şanzımanımız mevcut. Ancak yine manuel kullanım opsiyonları ister direksiyon kulakçıklarından kullanabiliyorsun. İstersen çok kullanışlı de, bu da. Direksiyon evet. Da sabit değil. Direksiyonla beraber hareket edebiliyor. Hatta ben ona yarı manuel kullanım butonları diyeceğim. Çünkü niye? Hı-hı. Yani yokuş iniyorsun. Sen o anda vitesini küçültmek istedin. Küçültüyorsun. Ancak yokuşun bitiminde tekrar gaz verdiğinde araç kendini otomatiğe devrediyor. Ama sadece manuel kullanım tercih ederim ben diyorsan vites kolunu kendine çekerek de sadece senin komutlarınla yer alacak. Kendine doğru çek. Onun için bu kolu da ondan dolayı yapmış olabilirler mi? Belki de onun için bilemiyorum. Şu viraj performansına bakar mısın? Bu arada sevgili seyirciler bir takım bilgileri de vermek lazım. Bir araca oturduğunuz zaman direksiyona olan uzaklığınız 30 santime yakın. Yani bunun altında olmaması gerekiyor. İkincisi de diz mesafenizin direksiyonun altındaki konsola 10-15 santim civarında uzaklıkta olması gerekiyor ki yapılacak hareketlerde siz kurtarıcı ya da iyi bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Bundan dolayı da örnek daha viraja giriyoruz. Virajın tam ortasına geldiğiniz zaman bunlar teknik bilgiler çok önemli sizin için de. Virajın ortasında ayağınızı gazdan çekmeniz demek tehlike demek. Bunu düşünmüş Lexus ve viraj asistanı koymuş. Yani bir kaymayı engelleyecek. Evet, önden bir, yani arkadan kaymayı. Evet, engelleyecek bir asistan diyebiliriz. Bu bilgi de benden olsun. Peki, sürücüye destek sürücüye asistanı. Destek. Teknik donanımla ilgili süspansiyondan bahsetmedik. Adaptif süspansiyonu var. Evet. Bu da onun yere tutunmasını çok iyi sağlıyor. Sessizliğinden bahsetmemiz lazım. Aa, en önemlisi. Müthiş. Müthiş. Yol sesi araçta yok. Çok tatlı bir müzik kalitesinde içeriye nameleri gelen bir motor sesi var. Onu da duyalım artık. Motor sesi duyar duymaz. Mı? Yani onu da duymazsa araba kullanmanın artık hiçbir keyfi kalmaz. Bir sporta da alabilirsin yani. Onu da deneyebilirsin. 3 modumuz var. O da 3 modu var. Yine. Buradan çok kolay yapılabiliyor. Şurada bizim eski müzik setlerinde kullanılan o hissedilen bir güzel bir düğme var. Değil mi? Üzeri ya buna tuş da diyemeyeceğim ben. Düğme diyeyim ben buna. Bu metal düğme zaten. Plastikten boyanmış bir düğme de değil. Evet. Dokunduğun zaman üretimden gelen ince tırtıklarını hissedebiliyorsun. Gözle görünemiyor ama. 4 konumu var. Sağa doğru aldığımda 3 konumumuz var. Üstüne basma da var ya onun için. Üstüne bastığımızda normale geçiyor. Normale mi oluyor? Solda ekonomi, sağ tarafta sport moduna geçiyorsun. Evet, bak, sportu alıyorum şu anda. Sportu alınca ekranda yine kırmızıya yine geçiyor. Kırmızı burada oldu. Görsel olarak sportu belirtiyor. Yine gaz tepkimeleri ve otomatik şanzıman tepkimeleri değişti. Hemen girdi devreye. Fark ettin değil evet. mi? Vites aralıkları gene inanılmaz. Onu da söyleyeyim. Hiç hissetmiyorsunuz. Herhangi bir hamlesi yok. Vitesin geçip geçtiğinden haberiniz bile olmuyor. Hiç algılanmıyor. Hiç. Evet. Gerçekten. Ve yağmur kullanımında da şu anda yani birçok biliyorsunuz otomobili biz güzel havalarda kullanıyoruz. Yağmurda müthiş bir tutuşu var. Tamam lastiklere bağlı bir şey ama. Lastik artı süspansiyon. Evet süspansiyon. Birazdan motorun sesini de sizlere duyuracağız. Şuradan uygun bir yerden dönelim.
Yani aracımız hakikaten kütlesine ve yüksekliğine rağmen viraj dönüş kabiliyeti ve de bizim içerideki konumumuzu koruması, yani koltuğun evet, bizi sarmalaması çok üst seviyede. Yine görüş mesafesi de, bunun da değerlendirmesini özellikle SUV'larda yapıyoruz. Görüş mesafesi de gayet güzel. Yükleniyorum gaza Ceyhan abi. Yüklen bakalım. Baksana çok güzel dönüyor. Çok başarılı dönüyor. İşte nameler gelmeye başladı kulağıma. Yani belki son sözler, benim ne diyeceğimi sen söylüyorsun. İstersen sen ifade et. Sen doyamadın mı gene? Yine doyamadım bari. Otomobilimize, şahane. Lexus'a doyamadım gerçekten. Yani doyamadım, bana sorarsan şu koltuk, yani eskiden evde baba koltuğu denilen koltuklar vardı. Aynı yumuşaklığı, rahatlığı hissediyorum. Ve sport görüntüsü de benim hoşuma gitti açıkçası. Rengine ne diyorsun? Harika. Bagaj hacmini falan da hemen hızlıca söyleyeyim. 539 litre arka koltuklar kullanılırken hacmi var. Çok ciddi bir hacim. Koltukları da yatırdığında 1600 litrenin üzerine çıkıyor. 1612 litreye ulaşıyor. Müthiş. Yani taşıma kapasitesi de oldukça yüksek. Yani arka koltukları ileri geri hareketi, sırtlıklarının yatar kalkmaz olması, koltuk ısıtması bulunması. Akar sinyalleri. Kayar sinyalleri Gökhan. Kayar sinyaller var aracımızda. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Unuttuğumuz bir şey varsa kusurumuza bakmayın. Unuttuğumuz diyemeyeceğim. Dile getiremediğimiz daha çok şey var. Çünkü zaman kısıtlı. Ama gerçekten keyif alarak sürüşünü, test sürüşünü yaptığımız bir otomobil olarak sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarız eksiyle gediyle, yani ilgilenen, sürçülisan ettikse affola derler ya, klasik. İlgilenen izleyicilerimize, anlattıklarımıza hak vermesi için diyeceğim. Lexus showroomlarını kesinlikle ziyaretlerini evet, tavsiye deneyim. Ederim. İstanbul'da Dolmabahçe'de ve Ankara'da showroomları var. Çok yüksek kalitede, aynı misafirperverlik orada da var. Dün biz bunu bir beraber bir yaşadık. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Başka bir otomobilin tanıtımında beraber olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Garaj özel bölümümüzde her hafta olduğu gibi bu hafta da yine çok özel bir konu ağırlayacağız. Otomobil sevgisi, tutkusu ve aşkı bambaşka bir duygu. O duyguyu içinizde hissettiğinizde sizi hayalinizi kurduğunuz bir dünyanın içine itebiliyor. Hayallerinize ışık tutuyor ve başarıya götürüyor. İşte bu başarı öyküsü de böyle başlıyor. Tamirci çıraklığı ile başlayan otomobil sevgisiyle günümüzde aklınızın ucundan bile geçmeyecek dünyaca ünlü isimleri araçlarında yeniden tasarlamaya uzanan meşakkatli ama hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir hayat hikayesi. O, otomobillerin efendisi olarak biliniyor. Erbakan Malkoç. We'll be right back.
nereden nereye? Şöyle aslında şöyle diyoruz biz buna. Ardahan'dan Amerika'ya uzanan bir hikaye. Erbakan Malkoç Ardahanlı, 11 çocuklu bir ailenin ferdi. Annesi 11 çocuk doğurmuş, hiç doktora gidememiş. Annesinin babasını 10 yaşlarında kaybetmiş ve öksüz bir çocuk olarak hayata adım atmış. İstanbul'a geldiğinde 10 yaşlarında Türkçeyi doğru düzgün bilmeyen ama en büyük hayali de tamirhane çıraklığı olmak olan bir çocuk olarak hayata başlamış. Ama bugün gelinen noktada ise otomobil dönüşümünde, daha doğrusu Karadeniz hava araçları dönüşümünde dünyada lider olan bir şirketin kurucusu, yöneticisi ve Türkiye'den de dünyaya açılan çok büyük bir markanın açıkçası biraz burada kendimi övüyorum ama büyük bir markayı ortaya çıkartan mucidi diyelim. Çünkü ben bütün ekip arkadaşlarımla konuşurken bana burada patron o bu falan kimse böyle bir cümle kullanmaz. Tamamen usta ve mucit derler. O yüzden de dünya markası ortaya çıkartmış bir mucit diyebiliriz şu anda Erbakan Malkoç. Yolun meşakkati o kadar üst seviyede ki gerçekten neresinden tutsak elimizde kalıyor mevzusu var. Neden diyeceksiniz? Düşünseniz 10 yaşlarında bir çocuksunuz. İstanbul'a geliyorsunuz. Köyde bazen at arabasıyla çarşıya giderken yanınızdan bir otomobil geçtiğinde cin görmüş gibi oluyorsunuz. Buraya geldiğinizde abinize diyorsunuz ki beni bir tamirhanesine çırak olarak ver. Sonra patronunuzun size para vermeyeceğini öğrenince abinize diyorsunuz ki boynuma bir boya sandığı az ben boyacılık yapayım diyorsunuz. Sonra abiniz diyor ki ben böyle bir şey yapamam, kıyamam senin bu haline. Otomobil denince gözlerin iç parlıyor ve bu sözü hayat mutluluğunuz yapıyorsunuz ve 30 küsur yıldır o borcu ödeyemiyorsunuz. O süreçte o sözün altında kalabilmek, bilmemek adına gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Yeri geliyor 2 saat uyku, gecede 100 kere uyanarak uyku uyumaya çalışıyorsunuz. Benim böyle bir uyku sorunum olduğunda doktora gittiğimde sen ne yapmışsın kardeşim dedi kendine. Ne yapmışım hocam dedim. Serotonini bitirmişsin dedi. O ne hocam dedim. Şarj dedim kardeşim şarj. Nasıl şarj olacağım dedim tekrar. Uyuyarak dedi. Ben dedim uyuyamam kardeşim dedim. Ya dedi kardeşim uyu biraz dedi. Şimdi düşünsenize. Diğer feragat ettiğiniz şeyleri saymıyorum bile. Sadece o sözün hakkını verebilmek için ve o vefa duygusunun karşılığını ödeyebilmek için gecelik uykunuzu 2 saate düşürmüşsünüz. Böyle bir mücadele. İşte o Ardahan'dan Amerika'ya uzanan hayat hikayesinin başlangıcı ve gelinen noktası. Ha bugün mücadele bitti mi? Hayır, daha fazla, daha üst seviyede. Çünkü bir yere gelmek evet bir şekilde oluyor. Ama orada kalmak ve daha ileri götürmek gerçekten çok zor. Ama ben ne diyorum? Başarı zorluklarla mücadele etme sanatı. O yüzden ben kolay bir şey sevmiyorum herhalde. Yani Erbakan Malkoç eşittir zorluklarla uğraşan bir adam. Erbakan Malkoç eşittir parayla sadece tanış olan ama hiç arkadaş olmayan bir adam. Erbakan Malkoç eşittir olanla değil olmayanla ilgilenen bir adam. İşte Erbakan Malkoç böyle bir adam. Şimdi otomobil 100 yıl boyunca insanları bir yerden bir yere götüren bir araçtı. Ben 30 küsur yıl önce dedim ki otomobil artık yaşam alanı olmalı. Otomobiller insanları bir yerden bir yere götüren bir araç olmamalı. 26 yıla yakın önce bir röportajımda otomobilleriniz alışveriş yapacaksa demişim. 26 yıl. Düşünebiliyor musunuz gördüğünüz manzarayı? Ve bugün otomobiller o hale geldi. Artık otomobiller biliyorsunuz otonom işte 5.0 sanayi o bu haliyle artık otomobiller sizin çocuğunuzu okuldan alacak getirecek. Siz gece yatarken gidip çalışacak para kazanacak. Mantığı. Bir de otomobillerin insanlara hizmet etmesi. Ne demek istiyorum? Otomobiller yaşam alanı olup siz aracınızın içerisine bindiğinizde size zaman kaybını minimize etmesi gereken araçlar olması gerektiğini 30 küsur yıl önce söyledim. Bana herkes güldü. Ben hep söylüyorum eğer hayallerinize birisi gülmüyorsa hayallerinizi değiştirin kardeşim. Hayallerinizde bir sorun var demektir. Hayallerinize güldürmeniz lazım insanları. Benim her hayalim insanlar güldü. O yüzden Erbakan Malkoç otomobiller üzerinde olanla değil olmayanla ilgilendiği için bugün dünya markası olan bir ürün ortaya çıkartıyor. Yani dünyanın en büyük üreticisi bir ürün üretiyor. En üst seviyedeki ürünü. Siz o ürünü alıyorsunuz, değiştiriyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. Aynı ülkeye 3-4 kat fiyatına satabiliyorsunuz. 30 bin tane Ar-Ge mühendisinin yapamadığını siz bir ilkokul mezunu olan Ardahan'dan Amerika'ya uzanan bir hayat hikayesi içerisinde bir kesitle bunu halledebilir bir hale gelmenizi sağlıyorsunuz. Bu çok büyük bir gurur.
Şimdi otomobiller dediğim gibi hani sizin yaşam alanınız olabilmesi için otomobil üreticilerin ürettiklerine çok dışına çıkmanız lazım. Bende bir de mucitlik var. Ben 92 yılında otomobiller uzaktan kumandayla çalışıp yanıma getiriyordum. Bazen durduramıyordum, ağaca çıkıyorlardı. Böyle bir enteresan durumlarım vardı. O yüzden ben otomobiller üzerinde 300'ün üzerinde buluşu olan bir adamım. Yani konuşma teknolojisi, duygusal bağ, işte efendime söyleyeyim sanal asistan, onlar bunlar falan filan. Bütün bunlarla birlikte de 3000'e yakın tasarımım var benim. Bu anormal bir şey. Bazen müşterilerim buraya geliyor, atıyorum tasarımlar. Yeter kardeşim, yeter diyorlar. Ya, beynimiz yandı. Dolayısıyla tasarım dediğim gibi tamamen esinlenmeden ortaya çıkan bir şey. Ve bir bütün olan bir şeydir. Tasarımı bütünlemek lazım. O yüzden ben bu şirketi 92'nin 4. ayında kurduğumda şunu söyledim. Tabii öncesi de var ama kendi şirketimi. 20 metrekare bir atölye olarak kurduğumda şey dedim. Zamandan ve mekandan bağımsız tasarımlar yapmam lazım. Yani yapmış olduğum tasarımın daha öncesi olmaması lazım ve ona benzememesi lazım. Feyz alacağım ama ona benzetmeyeceğim. İkincisi, dünyanın en iyi teknolojisiyle donatacağım. Bakın orada 2014 yılında biz Amerika'dan Best Car Design Technology in the World ödülünü aldık. Dünyada otomobillere uygulanabilecek en iyi teknoloji ödülü. Üçüncüsü, dünyadaki en iyi handmade, el yapımı işçilikle bunları üreteceğiz dedim. Herkes güldü, sen kimsin ya dediler. Ulan Kars'tan dün geldi, bugün konuştu şey yok. Benim bir abim var diyordu, oğlum diyordu. Bazen diyordum abi denize gidelim. Ulan diyordu, suyu bardakta gördün, ne olur sen diyordu. Ne denizi? Şimdi herkes bana bu şekilde baktı. Ya sen ne anlarsın otomobilden, sen ne anlarsın teknolojiden, sen ne anlarsın? Ya benim hayallerim çok büyüktü. Ama ben işe başlarken bu kadar büyük hayallerle başlamadım. Hep onu soruyorlar. Erbakan sen işe başlarken böyle mi düşündün? Böyle mi hayal ettin? Dünya markası. Ya yok be kardeşim. Ben tamirhane çıraklı hayali olan bir adamdım. Ona ulaşınca upgrade ettim hayalimi. Şimdiki hayalim öyle bir upgrade edilmiş halde ki dünyada karada yürüyen kale yapacağım dedim. Bir bürokrat abim geldi. Projemi ona gösterdim. Baktı böyle. Ya dedi, bu elektrik süpürgesine benziyor. Dedim ki bunu pazarlamada kullanacağım. 10 milyon dolardan bas fiyatı ortaya çıkacak, piyasaya çıkacak ürün dedim. Satarken dedim, bir bürokrat abi bana demişti ki elektrik süpürgesini 10 milyon dolara mı satıyorsun? Şimdi hayalleriniz büyük olduğu zaman size inanan insanlar olmuyor. Benim hayallerim hep upgrade edildiği zaman büyük oldu. Çünkü insanlar baktığında şey dediler, yani sen ilkokul mezunusun, işte Ardahan'dan daha yeni geldin, otomobilleri gördüğünde cin görmüş gibi oluyordun. Nasıl olur da sen dünyanın en iyi otomobillerine rakip otomobiller yapacaksın? Ben bunu yapacağım dediğim zaman hiç kimse inanmadı bana. Hatta öz abilerimle bile biz birbirimize girme noktasına kadar geldik. Öz abilerim bile bana inanmadı. Girme noktası değil de öz abilerim bile bana inanmadılar bu konuda. Nasıl yapacaksın dediler. Ben nasıl hep şöyle adlandırıyorum. Eğer sizin bir fikriniz varsa ve bu fikrinizi sürdürülebilir olarak her dakika aklınızda upgrade ediyorsanız ve yeniliyorsanız onun eninde sonunda olma gibi bir durum var. Ha, olmaması da var ama sizin mücadelenize bağlı bu. Yüce Yaradan nasip etmişse ve siz de mücadele ediyorsanız eninde sonunda bu fikrinizi bir şekilde hayata geçiriyorsunuz. Benim hep söylediğim bir şey var. Dünyadaki en değerli şeylerden bir tanesi de fikir. Eğer iyi bir fikriniz varsa bu sonradan size çok şey kazandırıyor. Benim sanırım otomobiller hakkında hep çok iyi fikirlerim var. Yani hep yenilik. Ben şu anda bir hologram asistan üzerine çalışıyorum. Dünyadaki en akıllı insandan daha akıllı bir otomobil ortaya çıkacak. Benim en çok takıldığım konulardan bir tanesi de tanım ve kavram. İnsanlar her şeyi konuşurlar ama tanımadan ve bilmeden konuşuyorlar. Yapay zeka, ben şimdi yapay zeka hologram üzerine çalışıyorum. Yapay zeka dediğiniz şey dünyadaki cansız insanı canlandırmaya çalışmak demek. Bunu kim yapıyor? Dünyadaki en akıllı insanlar, kod yazan insanlar, mühendisler. Bu mühendislerin tamamı şu an cansız insanı canlandırmaya çalışıyor. Ben bu cansız insanı %85'ini canlandırdım. Şu anda konuşuyor benimle. Yanına gidiyorum. Hoş geldiniz Erbakan Bey. Nasılsınız diyorum. Sizi iyi gördüm diyor. İyiyim diyorum. Sen nasılsın? Gayet iyiyim diyor. Bir emriniz var mı diyor. Düşünsenize böyle bir otomobiliniz olduğunu. Böyle bir otomobille konuştuğunu düşünsenize. Ha ben nereden feyiz alıyorum böyle bir şeyi? Otonom ya da diğerler nereden oluyor? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ne güneşin aya yetişmesi mümkündür ne de ayın güneşe. İkisi de kendi yörüngesinde yüzer dururlar. Bugün yapay zeka ve hologram ne? İşte tam da bu. Eğer siz bunu buradan feyiz alırsanız işte ortaya başka şeyler çıkartıyorsunuz. Ben çok feyiz alan bir adamım. Çünkü taklitçi bir adamım ben.
Bunları yaptığınız zaman işte otomobillerde 300'ün üzerinde buluşlarınız oluyor. 3000'e yakın tasarımlarınız oluyor. Bütün bunları ortaya çıkarttığınız zaman dünyanın en iyi otomobillerinden daha iyi otomobiller sizin fabrikanızdan ortaya çıkıyor. Ve dünyadaki 176 ülkeden talep alıyorsunuz. Dünyanın en önemli insanları 7-8 ay sıra bekletiyorsunuz. Kilogram başı ürününüz 350, 400, 500 dolarlara çıkabiliyor. Her zaman söylüyorum, ticarette iki kural vardır. Bir, talebe arz. İki, arz ve talep. Talep arz nedir? Siz su satıyorsunuzdur, birisi su suyuyor, geliyor sizden suyu alıp içiyor. Ama arz nedir? Kimsenin bilmediği bir şeyi ortaya çıkartıp onlara vermek, onlara göstermek ve buradan talep almak. İşte girişimcilik ve ortaya çıkarttığınız vizyon burada belli oluyor. Siz eğer insanların bilmediği bir şeyi yapıp ortaya çıkartıyorsanız işte o zaman olayın şekli değişiyor. O yüzden ben hologramda, yapay zekada, sanal asistanda, efendime söyleyeyim buna benzer, duygusal bağda, buna benzerin tamamını kendi fikrimle, vizyonumla ortaya çıkartıp piyasaya sunduğum zaman wow diyorlar. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Rolls Royce'in dünya başkanı standımızdaymış. Ben tanımıyorum. Araba satacağız diye uğraşıyoruz. İşte kallebi bir müşteri bulduk. Kıyafeti falan, saati falan düzgün. Dedik müşteri yakaladık, kaçırmayalım. 1 saat 20 dakika arabanın içinde kaldı. Sonra çıktı. Biz tabii diyoruz işte kalitemiz şudur budur. İşte bir barada da onların markasını veriyoruz falan. Kartını çıkarttı. İsim vereceğim, kusura bakmayın. Rolls Royce'un dünya başkanı. Dedim bir dakika dur, seni böyle bırakmam dedim. Dedim ki Instagram'dan canlı yayın yapabilir miyiz? Kartı elimde, Instagram'dan canlı yayın yaptık. 140 bin kişi izledi. 15-20 dakikada. Dünya otomobil endüstrisinde de 15 sene önde gidiyorsunuz. Nasıl yaptınız bunu dedi. İşte başarı böyle bir şey. Farklılık ortaya koymak böyle bir şey. Sorduğunuz sorunun cevabı bu. Erbakan Malkoç böyle bir şey, böyle bir adam. Şimdi bunları anlatırken insanlar zannediyor ben kendimi övüyorum. Kişinin kendisini övmesi ahmaklıktır. Elhamdülillah bizde öyle bir durum yok. Ama kişinin kendisini bilmesi de erdemliktir. Kendinizi bildiğiniz zaman, özelliklerinizi bildiğiniz zaman, bunları da sahaya sürdüğünüz zaman işte bu tarz figürler ortaya çıkıyor. Ben de tam buyum işte. Günümüz koşullarında otomobil teknolojisi aldı başını gidiyor. Bu işin sonunu görmek ve kestirmekse imkansız gibi. Teknogaraj bölümümüzde endüstriyel tasarım uzmanımız Enes Elver, bakalım bugün bizlere otomobil bileşenlerine dair neler anlatacak? Yani geometri derken askı donanım sistemini doğru çalıştırmak. Tabii wheelbase'ler var, iz genişlikleri var, ağırlık merkezleri var. Bütün bunların bileşkesinde bu donanım sistemini tasarlayan, mekanizmayı tasarlayan tasarım mühendisi bu hesaplarla yola çıkıyor. Yani otomobili kullanıcı segmenti 40 yaşın üstünde bir iş adamı falan biraz farklı, spor araba biraz farklı gibi. Ama çok yaklaştı bütün bunlar birbirine. Bütün arabaların performansları iyice ne oldu? Yani geometri işinde evet yani şimdi A kare artı B kare eşittir C kareye girmeyeceğiz. Değil mi? Çok temel bir kavram değil mi? 2000 küsür senelik bir asil teorem. Bugünkü matematikçiler bile şapka çıkarıp saygı duyuyorlar. Yani bir dik üçgenin dik kenarlarının karelerinin toplamının karekökü diagonali veriyor. Yani hipotenüsü veriyor. Bunu otomobilde kullanıyorsun. Yani bu kavramlarla evet gerisi matematik ve geometri. Dediğim gibi yani diğer bileşenlerle ve sebeplerle, pazar dürtüsüyle bunların iz düşümünde bir karar alınıyor. Ya şöyle bir sohbet duymuştum, kapatalım bu konuyu. Volkswagen CEO dolaşıyor.
Bir bakıyor otomobillerden birinde değişik bir su kabı kullanılmış. Yani ekibi işten çıkarıyorlar. Yani aynı su kabını kullanacaksın bütün otomobillerde. Yani şimdi 200 milyar ciro yapan bir şirkette yeni bir su kabı ne maliyet? İşte bakmak lazım. Orada 5 euro, 10 euro bir farklılık, yeni bir montaj prosesi. Yani işler çok karmaşık. Otomobil geometrisi, yani sadece geometri üstüne sohbet yapmak istiyorsak sportif otomobile doğru gitmemiz lazım. Orada para akıyor, var bir oda para var. İyisini yapalım abi. Eskiden daha amatör ruhla sanayide yapılıyordu otomobiller. İnsanlar kişisel müdahalelerde bulunuyor. Şimdi delikli demir çıktı, mertlik öldü. Fabrikanın yüksek duvarları arkasında ileri mühendisliklerle bu işi yapıyorlar. Yok bilgisayar Adams'la çalıştırıyor, bilmem ne. Abi bütün bunlar palavra. Sen işi biliyorsan, bütün bu dijital mühendisliğe hizmet eden dijital platformdan daha önce çok doğruya yakın bir iş yaparsın zaten. O geri kalanını doldurur. Evet, yani bunları söyleyebiliriz. Şöyle bir örnek verelim. Önder çeker bir otomobilde mühendislerin canını sıkan bir unsur var. Akselerasyonda tekerlek, sarhoş tekerlek gibi arkası ittiği için kendini hizaya getiriyor. Ama otomobil önden çeker olduğu zaman işler farklı. Bir akselere ediyorsun, daha sonra da frene basıyorsun. Yani şimdi benim koltuğumun sarhoş tekerleği, koltuğu geri ittiğim zaman tekerlekler öne geçiyor. Ha, şuraya gelebiliriz. Kaster, kamber, kıllar, tüyler var. Bunlar nedir diye konuşursak. Çok hızlı gideyim. Kaster ve kamber iki işi var. Bir tanesi direksiyonu yerine getirmek. İnsanlar direksiyonu bıraktıkları zaman direksiyon kendini ortalıyor. Yay mı var? Yok. Ne oluyor da yerine geliyor? İşte o geometrik yapı. Yani kamber ve kaster yapıyor. Ama onun haricinde ya kaster bir de kasterin yol tutuşa çok faydası yok. Evet, bu benim ukalalığım olsun. Yani çok önemli değil. Yani şimdi kingpin açısı diye bir şey var. Eskiden kalma bir şey. Eski hızlıcana gidelim. Eski otomobillerde tekerlekler pozitif kamberdir. Dingillerdeki pim ise ekseni tekerleğin yere bastığı noktanın ortasına gelir. Ki otomobili sürerken taşa maşa çarptığı zaman direksiyon asılmaz. Hep düz gider. Ama yeni otomobillerde yuvarlak kesitli lastik değil, düz kesitli radyal lastik kullandığımız için öyle bir şey yapamıyoruz. Viraja hazırlık olması adına bir parça kamber vererek, kamber sabit bir ayar. Değişken bir dinamiği yok kamberin. Kamberi ayarlarsın, o öyle gider. Sırada her zaman olduğu gibi Sim Garaj bölümümüz var. Rally pilotu Onat Telkener simülasyon koltuğuna otomotiv sektörünün ve otomobil severlerin yakından tanıdığı bir ismi oturtacak. Hem yarış pistlerinde performans sürüşleriyle dikkat çeken hem de YouTuber olarak otomobillerin en ince detaylarını takipçileriyle paylaşan bir ismi konuk edeceğiz. Sinan Koç.
Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Bugün otomobil severlerin merakla takip ettiği Sinan Koç bizimle. Nasılsın abi, iyi misin? İyi vallahi, sen nasılsın Onat? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? İyi, koşturuyoruz gelin gibi. Koşturmaca, biz hep çalışıyoruz abi. Şu evet. Anda ofisteyiz. Aynen öyle. Davet ettin, çok teşekkür ederiz. Ne demek abi? Takip ediyorum da zaten programı. Ben de seni takip ediyorum biliyorsun. Böyle ki. Hatta yazacaktım, sen yazınca o dedim güzel, bir tur atalım. Evet, iyi oldu. Hatta seni de pilotların arasına atacağım. Burada biliyorsun bir listemiz var. İlk iki sırada... Berkay, bir de Berkay'ı Yağız Avcı yani var ama o yazmıyor şu Berkay'la an. Yağız Avcı'yı şey yap, yani normal insan statüsüne koymayalım onları. Onları atalım. Biz normal böyle devam aile misin? Babası formu. Aynen. Hani insan. Hafta sonu bir pistte araba kullanıyorum öyle, babası diyorsun. Hani gentleman driver. Aynen. O zaman ufak ufak başlayalım. Tamam. Ben de sana formattan bahsedeyim. Tamam. İlk turda antrenman turun oluyor, ufak bir tur. Sonrasında da 3 tur hakkın var. Tamam. 3 turda da en iyi zamanı alıyoruz. Okey. En sevdiğimiz şey. Aynen öyle. O zaman başlayabilirsin. Burada daha önce çok az antrenmanım var ama gerçekte Porsche'nin yanına yana oturmuştum. Buradan ama tabii pistten, GP pistinden ringe bağlanıyordu. Yani şu ilk kısımları biraz biliyorum. Aynen, burası GP versiyonu. Sonrasında zaten hani bu kısa versiyon olduğu için, GP olduğu için Nordschleife'ye bağlanıyor dediğin gibi ama burada tabii yok şu anda. O, yoksa aynen. 30 kilometre o pist evet, biliyorsun. Evet, biraz programa biraz sürer yani. Bir de kaza falan yaparsak tamam. Aslında bu işi Türkiye'de başlatanlardan birisin. Yani tabii, benim ilk... takip ettiğim kadarıyla ilklerden birisin. Ve böyle bir kültür kattın aslında yani insanlara. Çünkü herkesin evet izleyici kitlesi farklı ama yani o otomobili tanıtan kişiler de bir kültür katıyor. Hani ya sen diyorsun kesinlikle. Ki mesela arabanın şurası işte şey gözüküyor biraz ucuz gözüküyor. Ucuz gözüküyor veya hani çok modifiyeli gözüküyor gibi. O yüzden ben de takip ediyorum. İnsanlara da aslında bir otomobil kültürü katıyorsun. Ya ben çok insana çok arabalar aldırdım. Bir de evet. Şey böyle şimdi mesela premium bir otomobil ya o araba kötü olamaz onun gözünde. Ama kullanıyorsun ya diyorsun ki burada işte çok sert bir araba. Başlarda tabii çok insanlar bizi tanımıyorken ya bu kim? Değil mi? Bu neye biniyor ya, bu işte Clio'ya biniyor. Ne anlar bu arabadan, eleştiriyor bunu 2 milyonluk arabayı. Sonra işte zaman artık tanıya tanıya. Kim olduğumuzu bile aslında beraber büyüdün diyebiliriz her yani izleyici kitlesiyle ya biz değil mi? 2011'de başladık. Şimdi beraber büyüdük lafı şaka değil, gerçek. Adam diyor ki abi diyor lisedeydim, üniversite mezunu oldum, evlendim. Hala takip ediyorum diyor. Ne alayım araba? Ha, hatta ilk sonra... arabamı senden aldım. İşte şimdi evlendik, aile, çocuk oldu falan. Hani ulan düşünüyorsun bir yandan hakikaten... Ben başladığımda 23 yaşındayım. İnsanlar takip ediyormuş diyorsun değil mi? Böyle 35 hani şey... olduk. Ay, hakikaten büyük bir kitle var seni takip evet. eden. İşte bir bakıyorsun yani hiç olmadık bir yer ya. Böyle yazın yüzüyorum denizde. Adam geldi böyle yüze yüze. Abi video yok mu, tatildesin? Dedim var. Akşama soracağım izledin mi diye. Yani... Çekimde bile mesela ben biliyorsun ben arada de bir şey yardıma senle geliyordum yardıma. Otomobili kullanıyordum kamera şeyi olarak. Aynen. Batuhan'la birlikte. Orada bile mesela yolda duruyorlardı abi ne çekiyorsun tabii. bugün falan filan. Hatta 2-0-8. Şeyi bile biliyorum. Evet, İndirdik. Orada 3. tura. Yani konuşarak da konsantrasyonumu da bozuyorsun yani. Bak evet, kaçırdık. 3. tura evet kaçtı. Evet. Olsun. Bu arada ben senden de bir tavsiye almak isterim seyirciler adına da, gençler adına özellikle. Biliyorsun çok caddede gazlayan evet. Tipler var. Daha doğrusu kamu spotu olsun gibi diyeyim. Ya şöyle, caddede gazlamak gazlamak değil zaten. Ya işte bunu anlamamaları beni deli ediyor. Şimdi işte, şimdi arabalar da hızlı. Yani evet. böyle 150 beygir deyince ya falan. Eskiden 150 beygir araba hani o falan. İkinci turda 2.15. Bu zaten şey tur. Bu boş tur atıyorum artık. Muhabbet ediyoruz. Aynen. İstiyorsan yanlayabilirsin. Aynen. Devirebilirsin biraz. Yok bu yanlamıyor da dört çeker. sokakta gazlayınca gazladığını sanıyor. Ama evet. aslında alakası yok. Yani arabanın limitine yakın bile değilsin. Asfalt durumu var. Tabii asfalt ki. Tanıman lazım. 1000 ton şey var, güvenli değil, pistlerin daha güvenli olduğunu bilmemeleri zaten beni üzüyor yani. Kaza yapabileceğin en iyi yer pisttir. Aynen çünkü öyle. Çünkü
kaza burada yapıyorsun diyelim, böyle geldin vurdun. Abi ambulans şurada. Evet. Tamam mı? Hani en kötü şeyde bahsediyorum. Seyirciler özel yerlerde. Seyirciler, kimseye zarar vermiyorsun. Gelmiyor. Yani bu işin doğru yeri her zaman pistler. Aynen, bir öyle. De arabanın güç, ben hep söylüyorum, yıllardır da söylüyorum. Arabanız ne olursa olsun, 100 beygir de olsun, 90 beygir de, viraj hızları çok fark etmiyor. Yani evet. Sen Ferrari ile 15-20 kilometre maksimum hadi yani. Hani fazla çok uç örnekler vereceğim. Ferrari ile 130'la dönüyorsan 8. virajı, 140'la yaylı normal bir Fiesta ile de 110'la dönüyorsun. Evet. Hani böyle uçurum farkları yok viraj hızlarında. Onun için kendilerini geliştirebilirler. Hı-hı. Fren geç fren yapar, erken fren yapar hani. Otomobil yani sokakta da aslında tehlikeli bir duruma karşı da bir gelişim aslında baktığı zaman. Tabii ki, tabii ki. Çünkü burada da mesela ben karşılaşıyorum, frene basmıyorlar, hep viraj kaçırıyorlar, hep bilirsin oyuna aynen oturanlar öyle. Hep böyle dümdüz gider. İlk şeyde gider. Çünkü dışarıda şimdi bu arabayı kullanmadığı için hızı bilmiyor. Hızı yani hız algısı olmuyor. Yani zaten kazaların çoğu da biliyorsun ki bu yüzden elektrikler yaşanıyor. De biraz öyle biliyor Asıl musun? En kötüsü o bence. Elektrikte yani. Kesinlikle anlamıyorsun. Bir bakmışsın evet. 180. Hani bir zaten öyle meşhur bir elektrikli otomobil kazası var ya. Gaziantep'te. Aynen. O ondan. Çünkü adam basıyor. Hızı hissetmiyor. Yok hız yok. 200'de ama viraja 200'de giriyor. Göbeğe uçmaca. Yani dikkat onun etmek için lazım. Tabii hızı hissetmiyorsun. Abi bu arada çok teşekkür ederim. Valla ben teşekkür ederim. Şöyle güvenli alana çekeyim. Çok güzel bir sohbet oldu. Aslında benim hep bu sohbetleri yapmak istiyoruz. İnsanların da dinleyip bizden bir şeyler yani katmaları, doğru yanlış şeyler de konuşabiliyoruz tabii ki bazen. Affola ama teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldin, burada güzel bir sohbet ettik bir seninle. Bir daha antrenman yapıp da gelmek isterim. Yani bir 2-0 altına evet, inebilirim ama bence. Ama şu anda da aslında 3. sıradasın. İyi. Yağız Avcı şu anda yazmıyor. 2-0-6 döndü. 2-0-8'de. Tamam zaten onlar o kadar döndüyse. 2 saniye. Olur. Aynen olur. Vallahi gayet keyifli. Kurulumun da gayet güzel olmuş. İyi yani. Sen eline de oynuyorsun sağlık. Bu arada evde biliyorum ama. Ya evde oynuyorum. Bilgisayar geçen kapandı. Herhalde bir termal macunu falan yenilemek lazım. Arada oynuyorum da çoluk çocuk olunca vakit kalmıyor. Evet. Bu ciddi iş çünkü. Aynen öyle. Yani öyle hani oyun değil bu. 2-3 saat antrenman yapmak aynen lazım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim teşekkür tekrardan. Teşekkür ederim Onat'cığım. Kendine iyi bak abi. Pistlerde görüşürüz. Bir İnşallah karting yapalım bir ara. yapalım beraber. Senden öğreneceklerimiz var. Aynen. Sen hızlısın bizden. Ya böyle deyince utanıyorum abi. Öyle oğlum yapacaksın sen küçüklük. Bu kadar ben senin bu kadar halini evet, biliyordum ya. Hakikaten sen. Öyle yani. evet. Vallahi çok teşekkür ya. Ederim ben tekrar teşekkür tekrar. Ederim. Sim Garaj'ın bir başka bölümünde görüşmek üzere. Görüşürüz. Otomotiv sektöründeki son gelişmeler ve motor sporlarındaki aktivitelere şimdi hep birlikte bir göz atalım. Sırada haber turumuz var. Bu yıl hibrit rally bir araç formatına geçen Dünya Rally Şampiyonası organizasyonu yeni dönemi Monte Carlo'da başlattı. Monaco'da bu yıl galibiyet için iki dünya şampiyonu Sebastian Ogier ve Sebastian Loeb çekişti. Ogier geçen yıl elde ettiği şampiyonluğun ardından Toyota'da yarı zamanlı olarak yarışacağını, bu yıl katılacağı birkaç rally'den birinin de Monte Carlo olacağını duyurmuştu. Diğer tarafta Sebastian Loeb, sürpriz bir şekilde Monte Carlo Rally'si için M-Sport Ford'la anlaştı ve 47 yaşında tek seferliğinde WRC'ye geri döndü. Perşembe günü geçilen heyecanlı etapların ardından Toyota sürücüsü Sebastian Ogier liderliğe oturdu. Cuma gününe Sebastian Loeb damgasını vurdu ve peş peşe 4 etap kazanıp genel klasmanda liderliği ele geçirdi. Cumartesi günü ise tablo tersine döndü ve bu kez Ogier harika bir tempo yakalayıp Loeb'ü geride bıraktı. Gün sonunda Ogier, Loeb'ün yaklaşık 20 saniye önündeydi ve yarışın kaderi Ogier'in sorun yaşamasına bağlıydı. Pazar sabahı yapılan etaplarda büyük bir drama yaşandı. Ogier sabahki son etapta sağ ön lastiğini patlattı ve yaklaşık 35 saniye kaybetti. Bu durum liderliğin sabahki son iki etabı kazanan Loeb'e geçtiği anlamına geliyordu. Fransız sürücü son etaba yaklaşık 10 saniye farkla lider girdi. Son etapta Ogier elinden geleni yapsa da Loeb hata yapmadı ve 2022 Monte Carlo Rally'sini ilk sırada tamamlayan pilot oldu. C
Citroen'in tanıtıldığı ilk günden beri sunduğu konfor özellikleriyle sınıf standartlarını belirlediği modeli C5 Aircross, yenilenerek daha güçlü ve daha dikkat çekici bir görünümle yollara çıkıyor. Yenilenen C5 Aircross'ta gerçekleştirilen tasarım dokunuşları, markanın yeni tasarım dilini ortaya koyarken, otomobilin genişlik algısını da artırıyor. Araç içi konfor noktasında segmentinde çıtayı bir üst noktaya koymaya devam eden C5 Aircross, rakipsiz iç hacim ve modülerlik dışında otoyol sürüş asistanı gibi sürüş destek teknolojileriyle de rakiplerinden ayrılıyor. Peugeot'un kusursuz yarış otomobili 9x8, 2022'de dayanıklılık yarışlarında pistlerde boy göstermeden önce benzersiz tasarımını mükemmel görsellerle görücüye çıkarıyor. Peugeot tasarım direktörü Matias Hosan tarafından kusursuz çizgilerle tasarlanan, bir yarış otomobilinden çok daha fazlası olan Peugeot 9x8, şimdiden bir ikon haline dönüşmeye aday. 1971 yılından bu yana, yani yarım asır boyunca arka kanadı olmayan hiçbir otomobilin bu yarışı kazanamamış olması da Peugeot 9x8'in ikonik kanatsız tasarımı için mükemmel bir meydan okuma simgeliyor. Lexus Avrupa'da ve Türkiye'de yükselişini sürdürüyor. Yeni nesil NX, Türkiye'de Mart 2022'den itibaren satışa sunulacak. Ve bu model Lexus satışlarında Avrupa başta olmak üzere Türkiye'de de önemli bir yere sahip olacak. Lexus markası adına yeni bir dönemin kapılarını açan tamamen yeni NX ile birlikte aynı zamanda Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli de satışa sunulmuş olacak. Alman otomobil devi Opel başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Opel, Marketing Türkiye'nin düzenlediği The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde yılın en itibarlı binek otomotiv markası seçildi. Bir Bin Garajı'nın daha sonuna geldik. Haftaya bir yandan yeni marka otomobilleri yakından tanırken diğer yandan otomotiv sektöründeki gelişmelerle motor sporlarına hizmet verenlerin sohbetlerine kulak vermeye devam edeceğiz. Haftaya yine salı saat 15'te Bin Spor ekranlarında sizleri bekliyoruz. Bizleri bu ekranlardan olduğu gibi Bin Connect YouTube ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilir ve izleyebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi #BinGaraj adresine bekliyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.